yapmış. Basit kesir olduğunu söylemiş ifadenin. Eğer ifade basit kesirse pay kısmı paydasından daha küçük olmalı. Mesela şöyle olabilir. 2 bölü 5 gibi böyle olursa bu kesir basit kesir oluyor. Yukarısı aşağısından küçükse. Ama negatifler de olabilir. Yani şöyle eksi 4 bölü 9 gibi bir ifadeyle karşılaşıyorsak bu da bir basit kesirdir. Bu da basit kesir. Şimdi biz bir kere şunu söyleyebiliriz. 2x eksi 1 8'den küçük olmalı. 2x eksi 1 eğer 8'den küçük olursa ifade basit kesir olur ama eksi 8'den büyük olması durumunda da basit kesir oluyor. Yani şu yukarısı, şurası yani boyadığım bölüm mesela eksi 3 olsa bizim ifademiz eksi 3 bölü 8 olur. Bu da bir basit kesir. Bu da basit kesir. Başka bir de işte eksi 8'den de büyük olmalı bu ifade basit kesir olması için. Şimdi şuradan her üç tarafa artı 1 ilave edebiliriz. Şöyle artı 1. Bu durumda sol taraf eksi 7 olacak. Sonra küçük, burası 2x, küçük, şurası ise 9 olacak. Şimdi her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Şöyle. 2'ye bölelim. Bu durumda şurası eksi 3,5. Küçük x, küçük burası da 4,5. 9'u 2'ye bölünüyor. Tabii şöyle bir manzarayla karşılaşmamalıyız. Eğer bizim payımız 0 olursa, şöyle 0 bölü 8 ile karşılaşırsak bunun sonucu 0 olur. Bu artık basit kesir olmaz. Biz buna basit kesir diyemeyiz. Ama payımızın 0 olması için x'in 1 bölü 2 olması gerekiyor. Biz x'in tam sayı değerlerini alıyoruz. Yani x'imizin herhangi bir şekilde herhangi bir tam sayı değerinin şurayı 0 yapma şansı yok. Şimdi x'in değerlerini bulalım. Şimdi eksi 3,5'tan sayı doğrusu çizebiliriz eğer kafa karıştırıcı oluyorsa. Şöyle. Şurası. Burası eksi 3,5. Diğeri 4,5. Eksi 3,5'tan büyük olan ilk sayı, yani şu tarafa doğru gideceğimiz zaman ilk sayı eksi 3 olacak. Eksi 3 ile başlayacak. Direkt buraya da yazabiliriz. Eksi 3 olur. Eksi 2 olur. Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. 4,5'tan küçük. Böyle tek tek bulmak zorunda değildik tabii. En baştakini ve en sondakini bulduktan sonra terim sayısı formülünden de yakalayabiliriz. Toplam 4 burada, 4 orada 8 tane. Yani 8 tane değeri var. Bakıyorum.